My name is Abdulrahim Shamsuddin. Benim adım Abdulrahim Shamsuddin. Texas, Waco'da doğdum. Babamın adı John Mays. Annemin adı da Melissa Davis. Anne ve babamın ikisi de vefat etti. Etrafımda bana bakabileceğini bildiğim kimse yoktu. Kendi başımaydım. 16 yaşımdan şimdiye kadar hep kendi başıma oldum. Etrafımızdaki tanıdıklar bana göz kulak oluyorlardı. Ama ben bu durumdan sıkılmıştım ve uzaklaştım. Bilemiyorum, belki de geçmişimden uzaklaşmaktı istediğim. Allah herkese yaşadığı acıları omuzlayabilecek yürek ve cesaret veriyor. Ve başardım, bir işe girdim sonunda. Nasıl kamyon sürüleceğini öğreniyordum. Beni koruyacak bir ailem yoktu ve iyi bir eğitim de almamıştım. Ve ben ne yazık ki cezaevine girdim. Alcatraz hapishanesine gittim. Hapse girdim ve orada İslam hakkında çok şeyler duydum. İslam'ı hapishanede kabul ettim. Müslüman kardeşlerim bizi günde iki defa bahçede toplarlar, sohbet ederlerdi. Bize orada İslam'ı anlattılar ve İslam'ı hapishanede kabul ettim. Adeta önümde açılan bir yol vardı ve o yol boyunca yürümek zorundaydım. Çünkü anlamıştım ki bu yol, yani İslam, tek gerçekti. Oradaki Müslüman arkadaşlarım benimle Allah hakkında konuştular. Onun hakkında sürekli sohbetler ediyorduk. Oradaki hapishanedeki arkadaşlarım benim dualar öğrenmeme yardım ettiler bu yürümeler boyunca. Müslüman mahkumlarla yürüyorduk ve bu yürümeler esnasında bana İslam anlatıldı ve öğretildi. Ve bu beni inanılmaz etkiledi. İslam'dan şüphe etmek için hiçbir nedenim yoktu. Ayetler apaçık bir şekilde orada duruyordu. İslam'ın konuşulduğunu öğrendikleri zaman bizi toplar, bir yere kilitlerlerdi. Çünkü bizim İslam'a sahip çıkmamızı istemiyorlardı. Muhammed kardeşimiz bir imamdı. Gerçek İslam'ı anlattı bizlere. Bana Kur'an-ı Kerim vermişti. Onun öğretmenliğinin altında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendim. O bana namaz kılma vaktinin geldiğini söylerdi. Ve ben duaları okumayı bilmiyordum. O bana parmaklıklara yanaş ve beni dinle derdi. Günde beş vakit parmaklıkların yanına yaklaşır ve ezan okurdu. Fatiha'yı okurdu. Ve ben de Fatiha'yı öğrenene kadar onun söylediklerini tekrar ederdim. İşte namazı, işte ezanı, işte Fatiha suresini ben parmaklıklar arasında böyle öğrendim. Orada hapishanede bizi sıkı denetim altında tutuyorlardı. İslam'ı anlatmak, yaşamak, bunun hakkında konuşmak hepsi yasaktı. Ama ben iyi bir Müslüman olmaya çalıştım. Yüce İslamiyet'in büyüklüğünü, muhteşemliğini görüyor ve tüm benliğimde hissediyorum. Ve Yüce Allah'a bana İslam'ı bulmama izin verdiği için çok şükrediyorum. Yüce İslamiyet'i kabul ettikten sonra bir şeyler öğrenmeye başladım. Müslümanlar bana nasıl adımı yazacağımı, imza atacağımı, okumayı ve yazmayı öğrettiler. Ve şimdi okuyup yazabilmek benim hayatımda sahip olduğum en önemli ayrıcalık. Ve bunu İslam sayesinde öğrendim. Kur'an'ı Arapça okuyabiliyorum. Ama tabii bunun için hala daha fazla çalışıyorum. Bu, beni Allah'a yaklaştıran bir çaba. Ve Hazreti Muhammed'in ümmetine dahilim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İslam hakkındaki, İslami konulardaki bütün fikirlerim değişti. Her gün daha fazla İslam'ın güzelliğinin farkına vardım. Bu yüzden Allah'a minnettarım. İslam, Allah katında tek gerçek din. İnsanı dünyada ve ahirette saadete ulaştıran tek din. Daha önce hayat hakkında ciddi sorularım vardı. Ve bu sorular bazen beni boğuyor gibi oluyordu. Ancak İslam dinini öğrendikçe bu soruların cevaplarını birer birer buldum. Ve şimdi hiç olmadığım kadar huzurluyum. Bu yüzden dinimizin güzelliklerini bütün dünyayla paylaşmalıyız. Onlar gerçekten İslam'ı tanımıyorlar ya da daha kötüsü yanlış tanıyorlar. Bu yüzden onlara gerçek İslam'ı anlatmalıyız. Bu Allah'ın bize emrettiği en önemli bir görev. Ben bu görevi büyük bir aşkla yerine getirmeye çalışıyorum. Bundan gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Allah bize İslam'ı nasip ettiyse biz de bunu diğerleriyle paylaşarak şükrümüzü yerine getirmeliyiz. Allah kimseye zulmetmez.
Ancak insanlar odunlarını kendileri hazırlarlar. Allah her zaman affetmek ister. Tevbe etmemizi söyler. Öncelikle iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir evlat olmamız gerekiyor. Toplum hayatına ve sorunlarına duyarlı bir vatandaş olman gerekiyor. Müslüman bir insan yardımcı olmalı, merhametli olmalı, güvenilir olmalı, adil olmalı. Siz böyle olduğunuzda zaten onlar size gelerek İslam'ı soracaklardır. Onlar size güvenirlerse zaten değer verir ve dinlerler. Bir hata yapacak olsak hemen kendimize şöyle demeliyiz. Ben bir Müslümanım ve bunu yapamam. Hem Allah'tan korkarım hem de bir Müslüman olarak çevreme iyi örnek olmam gerekir. Ben bütün bunları İslam sayesinde öğrendim. İslam insanların önce kalbine konuşuyor, sonra beyinlerine. Bizleri Allah'tan daha iyi kimse tanıyamaz. Allah bizi yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Ben Müslüman olmadan önce o çirkin hayatı yaşadım. Kendim de maalesef bu bedelleri ödedim. Bu yüzden son nefesime kadar inşallah İslam'ı anlatmaya devam edeceğim. Ulaştığım bir kişi bile olsa bunun için çabam boşa gitmeyecektir. Üstelik şimdi insanlara tebliğ etmek çok daha kolay. Sinemayla, kitaplarla, sanatla, internetle, sosyal ağlarla herkes hangi konuda iyiyse bu dalda insanlara ulaşmanın bir yolunu bulmalı. Ben yaşlı bir insanım ve bunları kullanamam. Ama ben de elimden geleni yaparım. Örneğin insanlarla birebir konuşabilirim. Çünkü bu her Müslüman için farz ve hepimizin en önemli görevi. Mümin kardeşliği hepimizi bir araya toplayan bir anlayıştır. Allah'a göre en iyi topluluktur. Bu yüzden bu kardeşliği gruplara ayırarak zedelemememiz gerekir. İslam'ı gerektiği gibi yaşamaya ve anlatmaya çok daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Allah'ın kulu olabilmek için kuvvetli imana ihtiyacımız var. Allah'ın iyi kulları olabilmek bizim hayatımızın en büyük hedefi olmalıdır. Allah ne emrederse bizim için iyi olacağına inanmamız gerekiyor. Biz kendimizi bildiğimizi sanıyoruz ama Allah bizi daha iyi tanıyor. Müslüman olmayan arkadaşlarım var. Umarım Allah onları da hidayete erdirir. Amin. Yüce Allah bizleri de doğru yoldan ayırmasın ve ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Bizlere Müslüman olmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. İşte benim hikayem. Eşim ve çocuklarımla mutlu ve büyük bir aileyiz. 77 yaşındayım ve Allah benim hayatımı İslam'la şereflendirdi ve şereflendirmeye devam eder inşallah.